Evet, bu tek çeşme bu. 60 kilometre yayladan getirirler, gelmiş. 7 köye geldi. 7 köye getirdi, bunu da buraya getirdiler. Yani geçen yolcular için hem köylü bunda yaralansın. 60 kilometre öteden geliyor. Diğer sularımız içilmiyor. Hep kireçli su. Akmıyor. Ondan sonra Paşalı'ya su getirmişim. Yaptılar, yaptılar. O gün şef kendisi buraya geldi dedi yapacak. Hala daha bekliyoruz. İçme suyumuz yok. Kovalarına su getiriyoruz. 500 kanalık bir köydür. Ya, yasama suyudur. 7 köye verilmiş. Bizim köye bir çeşme verilmiş. O da akmıyor. Hiç kimseye, hiç her çeşe diyerek sorumlusu he diyor. Bazen kendin gördün. 10 senedir. 400 kanallık köy içme suyu yoktu. Şu kanal 85'te mi 84'te faaliyete geçti. Onda bu yani bugüne kadar bakım onaylığı yapılmadı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi de köy muhtarına söz verdi. Şenka Belediye Başkanı da köy muhtarına söz verdi. Yapacağız. 2 dönem, 3 dönem oldu, yapmadılar. Yani yapılmadı burası. Yok, proje aşamasına hala girmemiş, proje aşamasında çıkacak. Şunu ya böyle yapacağız, şunu şöyle yapacağız. Nereye bakarsa 1500 takar, 1500 dönüm yer, hep susuz. Şu anda çiledeyiz. Şu anda görüyorsunuz, halimizi görüyorsunuz. Bak ne şekil altında yaşıyoruz. Ben şu anda bu şey götürüyorum. Ama şu anda burada Büyükşehir'e çağrı yapıyorum. Artı Yavuz Bedir'e söylüyorum ki Yavuz Bedir gelsin burada bizim aynı şu anda çektiğimiz çileleri o da bir sefer yaya buradan yukarı gitsin gelsin. Kürt köylü olduğu için hizmet gelmiyor kardeşim bize. Kanka halime duğuna abime kuanime tanu bedelime gı çamura park etanu derdurime gı pıntiye gı reyhe gı zıbili adı halime duğunun aha. Kuyam kurmanızın hizmet menokı. Bu gördüğünüz arazi benimdi. Bir gün baktık bir tane kepçe gelmiş buraya eşedik. Benim burada 30 tane kavağım vardı. Kavakları söktüler, beton atılacak. Bekteki beton gelecek. Beton geldiği yok. Şimdi şey olur, baharın olur, suyumuz yok. Gelen yapacak diyor, yapmıyor. Biz üvey evladı. Büyükşehir gelip açtı, böyle ibret dedi, bırakıp gitti. Şey, imkanlarla su arıyoruz. Kimse yine hizmet, hiçbir şey yok. Yani sen anlayacağına 80'den beri daha buraya bizim buraya bir hizmet geldiği yok. Yani A partiymiş, B partiymiş, C partiymiş, ben onlara bir şey demiyorum. Falan belediyeymiş, filan belediyeymiş, onlara da bir şey demiyorum. Yalnızca mesela üst tarafta gelen su gelmiş orada durmuş. Sanki biz aynen üvey evlat gibi. Kürt olduğumuz için mi artık, niçindir onu da bilmiyoruz. Gelmiş mesela Peneköy'ün gelmiş burada bak kendin gördün. Sınırda beton kesilmiş. İkinci bir kanalımız var o da aynı. Kalenin arkasında o da aynı orada kesilmiş. O da bizde yok. Terkot suyu var içilmiyor. Hem kireçli hem maden suyu. İçinde maden var. Kendinde gördün eski belediye binasının karşısında bizim yeni belediye başkanı getirmiş orada yapmış. Kendi imkanlarımızla sırtımızda su kat taşırız. Su yok da mı böyle bir sistem var ya da su var ama belediye çıkarmıyor? Bizim Cemal Alkan döneminde İsiz Dere diye bir mezre vardır. Orada projesini yapmış, su kaynağını buldular. Projesi yapılmış. Eyalet safhasına gelmiş. Yalnız 35 kilo mesafede olduğu için, fazla masraf olduğu için bize o su getirmiyor. Neyden 350 nüfus. Evet. Benim köyüm 2000 nüfuslu köydür. Sadece 1000 seçmeni vardır. Ay yarın öbürü yine seçim olacak yine göreceksin. Kendine göreceksin. Bak ta karşıda bu buraya kadar hepsi bütün şimdi merkez köy. Ama merkez köyün suyu yok. Hizmet oldu mu onlara oluyor bize yok. Yani bak burada yukarı da aynı bak Penek'te yukarı onlara da hizmet 4-4'te gidiyor. Sadece bizim bu köye hizmet yok.